Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Europe'un var 6 1914'te yine yeni bir seriye başlıyoruz. 1917 yılında tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'yla devam edeceğiz. Hemen girelim. Söz verdiğim gibi Osmanlı İmparatorluğu ile devam edeceğiz. Gerçi bu yıl çok zor olacak eminim. Çünkü burada Amerika kıtası var. Amerika bildiğiniz yani çok güçlü. Ne Meksika ne Kanada dayanabiliyor yani. Olabildiğince Avrupa'daki savaşı hızla bitirip Amerika kıtasına geçmek istiyorum. Bakalım ne olacak? Şöyle çekelim. Burada tabii generaller çok önemli. Tiflis'i almak biraz zor olacak gibi. Şuradaki kuvvetlerimizi de Libya'ya doğru çekelim. Çünkü Libya'yı ele geçirmemiz de lazım bu arada. Neyse bakalım. İlk tura bir geçelim. Mustafa Kemal'e neden topçuyu ver? Mustafa Kemal zaten topçuydu. Her neyse. İyi yani Mustafa Kemal gayet güzel. Neyse ilk turu bir geçelim bakalım. Ama sonuç ne olacak bilmiyorum. Hadi geçtik ilk turu. İngilizlere de tank çıkardılar hemen. Nedense teknolojilerimiz hep geride başlıyor. Çok saçma sapan bir durum bence. Güzel, onu orada yok etti. İşe yaramayan bir şey zaten. Bu arada da Rusya'ya karşı savaşmak durumundayız. Burada bir tane milis alalım. Gerisi önemli değil. Çiftlik falan yapalım. Geliştirelim şehirlerimizi. Geliştirelim biraz yani. Neyse tamam. Neyse şimdilik iyi gidiyoruz bakalım. Ne olacak? Meksika'yı, Kanada'yı falan bizim tarafımıza vermelerinin nedeni oyunda denge oluşturmak arkadaşlar. Onu da çözebildik yani. Kanada savaşa girdi. Bu
bunlarla da şeye doğru gidelim. Libya'ya doğru gidelim. Burada bir general alabilir miyiz? Gerek var mı ya da? Hangilerini alabilirim diye bakıyorum ama. Neyse devam edelim. Neredeydik? Güzel. Tiflis'i aldık. Bu bizim için iyi oldu yani. Burada ne durumdayız? Burayı alalım ki bu rahat rahat çıksın buraya. Buradan zeplin yapalım. İşimiz daha iyi olur. Geliştirmelerimizi yapalım. İhtiyacımız olacak. Kırma falan alabilirsek güzel olacak. Arkadaşlar. Burası hiç kolay değil. Burada Mustafa Kemal'i alalım. Çöl çünkü. Daha iyi olur. Amerika'yı da acayip güçlü yapmışlar. Gerçekten Amerika güçlü. Meksika falan direnemiyor yani. Ama biz kazanacağımızdan eminiz. Hiç sorun yok. Bir kez daha vuralım. Güzel, Kırım'ı da aldık. Bizim için iyi oldu. Yavaş yavaş gidiyor orada. Bir tane hafif piyade alalım. İşimiz biraz zor orada tabii ki. Bunu da buraya yönlendirelim. Müttefiklerimiz de zor durumda yani. Bu savaş acayip uzun sürecek gibi bir şeye benziyor. Neyse devam edelim. Bakalım ne olacak.
En az 150 tur olarak tahmin ediyorum. 150 belki 100 olur. Daha Amerika'ya sefere çıkacağız. Yani kolay bir şey olmayacak, emin olun. Genelde buradan çıkartmışsak iyi olur. Kafkaslar üzerinden de gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Burada biraz zor durumdayız tabii ki. Buradan biraz zeplin alalım yine. Bize lazım olacak. Donanmamızın da olmayışı kötü. Gerçekten yani. Biraz daha devam edelim. Bağdat'ı biraz geliştirelim. Şehirler geliştikçe altın daha çok geliyor. Yüz oldu gelirimiz. Gayet güzel. Biz burada uğraşırken müttefiklerimiz ne yapıyor acaba? Bir bakalım. Denizde onlar güçlü yalnız. Bizde nüfus sınırı olmasa her şey çok güzel olacak da nüfus sınırımız var. Bunu da buraya karaya çıkartalım. Tank burada bize bir şey yapamaz. Bunu ters edelim. Bir tane normal milis alalım. Bunu buraya yönlendirebiliriz. Bir tane hafif bir süvari alalım. Bunun canı biraz daha var. Gayet muhteşem vurdu. Burası tamamdı. Burası da tamamdı. Bakalım Avrupa'ya. Sovyetlerin olması biraz daha iyi oldu tabii ki bizim için. Şu anlık müttefiklerimiz direniyor yani. Bakalım nereye kadar direnebilecekler. Şimdi bir tur daha geçelim. Libya'yı da ele geçirmeye çalışacağız. 6 yıl sonra
Libya'ya girmemiz lazım. Ondan sonra Cezayir. Neden olmasın ki? Var bir hayalimiz. Yunanistan'da da zor kaldı. Yok olacak ya. Buradaki donanmamızda onu kullanırız. Sıkıntı olmaz herhalde. Buraya gidemiyoruz ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz biraz. Ha, 64'te kaldı. Biraz daha güzel vurabilse çok güzel olacak ama vurmuyor maalesef. Adamların donanmaları bayağı güçlü yani. Hadi bakalım devam edelim. Beni bir hayli uğraştıracaklar. Ah, çok az canı kaldı. Biraz can arttırabiliriz. Güzel. Tüm Karadeniz kıyısı bizim oldu. Ruslar da hafif hafif askerlerle geliyorlar. Bize bir şey yapabileceklerinden değil tabii ki. Burada işimiz zor biraz. Kabul ediyorum. Biraz belki müttefiklere de para yardımı yapabiliriz. Ama bana para kalmayacak bu sefer. Ne yapacağız? Tek düşündüğüm benim nüfus sınırı, o da olmasa demek ki her şey çok güzel olacak. Amerika'yı çok kuvvetli yapmışlar. Mısır'da savaşa gelmiş ve Libya'yı ilk adamımızı attık. Libya artık yavaş yavaş bizimdir.
Bu askere ihtiyacımız var mı bilmiyorum. Bir tane daha alalım. Bize lazım olacak çünkü. Ama bizden her zaman daha iyi oluyor. Ne olursa olsun yani. Her zaman bizden bir adım daha öndeler. Neyse, biz devam edelim işimize. Bunu da alıp biraz güçlenelim burada. Lazım çünkü. Devam edelim biz. Kanada'ya para yardımı yapsak ne kadar yapabileceğiz? Kanada bir şey yapamayacak. Sırbistan bitti. Bu bizim için iyi oldu. Aslında biraz yapabiliriz. Ne kadar yapabileceksek de. Kolombiya yapalım. Tamamdır şimdilik. Bu kadar iyi. Bak arkadaş nereye gelmiş ya? Piyade aldım. Müsaadenizle ben burayı alabilirim diye düşünüyorum. Yunanistan bitti burada. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Onu iptal edebiliriz. Birisi almasam iyiydi ama neyse. Almış bulundum. Yani bir şekilde iyi gidiyoruz. Avusturya'da neredeyse bitmek üzere. Kabileler de yok olmak üzere. Gelecek bir tehlike olmadığı için ayrılabiliriz oradan.
Onu oradan yok edelim. Bayağı bir canı eksik. Canı kalmamış orada. Romanya'yı bitirdik orada. Gayet iyi oldu bizim için. Şimdilik iyi gidiyoruz yani, idare ediyoruz. Bakalım son durum ne müttefiklerimiz arasında. Avrupa'da durum biraz daha iyi. Amerika'da durum nasıl? Amerika idare eder. Biraz parçalanıyor gibi ama. Yapacak bir şey yok. Biraz para yardımı yapacağız. Daha donanma alabiliriz. Tamamdır mı? Bunu da oraya sürelim. Burayı da ben aldım. Gayet güzel gidiyoruz. Neyse, bunları ben aşağı doğru sürelim. Avrupa'ya doğru sefere çıkalım. Gelecek başka yok sanırım. Biraz daha patlayıcı alalım. Tamamdır. Böylece Karadağ da bitti arkadaşlar. Bu bizim için daha güzel oldu. Bakalım, şimdilik iyi gidiyoruz. Fransa yavaş yavaş bitiyor. Yani Avusturya'da İtalya'nın kuzeyinden içeriye doğru girmiş. İnşallah daha güzel olacak. Neyse, biz devam edelim. Normalde İngiltere'yi alsanız asker dahi çıkartamıyorsunuz yani. O derece kötü. 300'ün üzerinde nüfus sınırı.
Şuradan biraz uzaklaşalım. Burada ne durumdayız? Güzel. Libya'da Bitropolika, Tripoli kaldı. Uzun zaman sonra Libya bizim egemenliğimiz altına girecek. İnşallah. Ve kuzeye doğru burada ilerleyelim. Bunu şey yapalım. Bir tane topçu alalım buraya. Güzel olur. Bir yanda da Fas var. Olsun, ilerleyen zamanlarda burada gelip metayını alalım burada. Lazım olacak çünkü. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşelim. Bu video gayet verimli geçti. Güzeldi bizim için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.